Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi hocam biz il zümre toplantısına gidiyoruz. Yolluk alabilir miyiz? Veya sizi çaldınız mı diye soran arkadaşlarımız oldu. Şimdi arkadaşlar ben hep ilde görev yaptığım için yani Muş'un merkezinde görev yaptım. İstanbul'da görev yaptım. Burada da yani yine merkezdeyiz ya da ilçede olduğum zaman da hani hiç gitmem Doğru. gerekmedi. O yüzden hani ben bu konuda bir şey yapmadım daha önce ama benim proje yarışmasına falan gittiğim zaman almıştım ben. Bir de şeyde hizmet işi eğitime gitmiştik. O zaman almıştım. Bunları da almıştık mesela. Onlardan da bahsederim biraz sonra. Yani genel olarak şöyle bir yolluktan bahsedelim istedim. İlk önce il zirve toplantısına gittiğimiz zaman nasıl yolluk alacağız? Ne yapmamız lazım? Dört tane şey arkadaşlar. Bir dilekçe yazacaksınız. Nasıl bir dilekçe hocam? İşte yani tam olarak istediğinizi anlatan bir şey yazacaksınız. İşte şu yazı Şunu. gereğince işte il Şu zirve gün şu toplantısına tarihte katılacağım. gittim. Heh, şu tarihte katıldım ya da işte buna binaen işte yolluk almak istiyorum. Ondan sonra ek olarak toplantının imza sirküsü, ondan sonra kaymakamlığın yazısı ve de DYS'deki üst yazıyı buna ek yaparsınız 3 tane ek. Ve daha sonra okulunuza bunu teslim edeceksiniz. Okul üst yazılarla gönderecek. Yani zaten hani genel olarak yollukla alakalı şeyler de bu tip bir yol izleyebilirsiniz. Mesela biz Muş'tayken de hani TÜBİTAK toplantılarına ya da zümrelere gelen arkadaşlar oluyordu bu Malazgirt ilçesinden mesela. Malazgirt 2 saat civarında mesafede. Dolayısıyla zaten arabasıyla gelen ya da işte toplu taşımayla gelen de hani belli bir yol ve masraf etmiş oluyor. Dolayısıyla istenebilir yani yazan arkadaşlarımız olmuştu bu tip şey düşünülebilir. Ben de hizmet işi eğitime katılmıştım mesela Mersin'de. Ona gittiğim zaman günlük mesela yevmiye de vermiştiler. Bir de Bursa'dan oraya kadar olan işte yol ücretini de vermiştiler. Orada ama herhangi bir şeye gerek kalmadı mesela. Hani dilekçeye falan gerek kalmadı. Veya Muş'tayken bölge yarışmasına çıkıyorduk mesela. TÜBİTAK Lise Arası Proje Yarışması'nda. Van'a gidiyorduk mesela. Van'a giderken olan yolluk ücretini de aldık. Gene aynı şekilde ama gene hani herhangi bir dilekçeye bir şeye gerek kalmadı. Evet. Aynı zamanda bir de görevlendirme oluyorduk zaten. Hani şeylerde yatıyordu. Ek dersler falan yatıyordu yani. Hani kesinti olmuyordu. Çünkü görevlendirme oluyordu. Yani görevlendirme olduğunuz zaman daha farklı oluyor. Bir de şeyler oluyor. Kongre katılımları. Hani bilimsel kongre. Mesela ben işte Muş'tayken Erzurum'da bir bilimsel kongreye gitmiştim ama herhangi bir sunum yapmadım. Yani poster veya bildiri sunmadım ben orada. Sadece izlemek için gitmem gerekiyordu. İşte makale yazarlığı ve editörlükle alakalıydı. O zaman yüksek lisans yapıyordum. Hani ben sadece izin talep ettim. İşte Milli Eğitim'den de git dediler, onaylat dediler. Gittim onaylattım ve izin alarak gitmiştim mesela. Ama eğer bu durumda kesiliyor. Yani sadece izin bu, görevli izin değil. Ama eğer siz poster ya da bildiri sunacaksanız bu durumda yolluk alıyorsunuz. Tabii gene aynı şekilde işte dilekçe yazacaksınız. Buna ek olarak kongreye kabul aldığınıza dair, orada poster sunacağınıza dair bir ek yapacaksınız. İşte buna ek olarak artık hangileri belgeleriniz varsa bunları eklersiniz. Bunu yaptığınız zaman yolluk alıyorsunuz arkadaşlar gene. Milli Eğitim buna dair bir destek veriyor. Hani dediğim gibi ben herhangi bir şey sunmadığım için ben bir yolluk almadım. Ama poster ya da bildiri sunarsanız gene aynı şekilde alırsınız. Yani Milli Eğitim'in sizi gönderdiği şeyler bir, yolluk yevmiye alacağınız şeyler öyle düşünebilirsiniz. Bir de bilimsel çalışmalarda yani bu kongrelerde poster bildiri sunduğunuz şeyler sizin yolluk alacağınız şeyler oluyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Ben de hizmet içi eğitimde yolluk almıştım. Ama İşte yani herhangi bir dilekçe falan vermiyoruz evet, o zaman vermemiştik yani. Hani yani. direkt Sivas'tan Yalova'ya gelmiştik biz de. Direkt sadece yolluk almıştık işte. Normalde okulda derse girmiş gibi işte ek dersimiz falan da ödenmişti aynı şekilde. Sonrasında zaten bir haftalık falandı. O şekilde oldu yani. Yalnız çok güzel yerdeydi. Bizimki de Mersin'de sahil kenarındaydı. Evet, bizim de Yalova'da sahil kenarındaydı. Güzel oluyor. Yani hem
bir şeyler anlatıyorlar. Hem geziyorsun evet, orada bir şeyler görüyorsun. Milli eğitim yolluyor. Fizik eğitici eğitimiydi. Çok güzel şeyler göstermiştiler. Akıllı tahtayla alakalı evet, sen işte hala o programlar. grupta üyesin orada. Hala Evet, evet. arkadaşlar var. Evet. Birbirimize destek oluyoruz hala da. Evet, evet. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Katılım gösterin ya, iyi şeyler arkadaşlar. Kongreler olur, hizmetçi eğitimler olur. İşte evet, zümreler olur. Yani böyle daha üstteki hani işte ülke çapında, il çapında olan şeyler. Bayağı farklı şehirlerde olan şeyler. Güzel oluyor yani. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.